Evet, değerli izleyenler, herkese merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da biyografisine Bay Kemal ismini ekledi. Biz de halka soruyoruz, bakalım halkın düşünceleri neler? Bay Kemal kimdir? İşim var, işim var. Bay Kemal kimdir? Bay Kemal Muhalefet Partisi'nin lideri. Beyefendi, Bay Kemal kimdir? Yorum yok. Başarılı olur mu sizce Bay Kemal? Vallahi hepsine bir şey söyleyemiyorum. Başarısız derim başarılı olur, başarılı derim başarısız olur. Bay Kemal? Evet. Şey ya, Kılıçdaroğlu? Evet. Abla, Bay Kemal kimdir? Vallahi ben bilemem onu ya. Bilmiyor musunuz? Hiç bilmiyorum, kusura bakma ya. CHP'nin genel başkanı. Bundan sonra ismi Bay Kemal. Twitter'da öyle değiştirdi kendisi, biyografi. Ne için değiştirdiniz? Biz değiştirmedik, kendisi değiştirdi. İnanmıyorum kendisini değiştirdiğine. İnanmıyor musunuz? Kendisini değiştirdiğine inanmıyorum. Bundan sonra Bay onu Kemal yaparsa değil. Ancak AKP'ler yapar, başkası yapmaz. Evet. Bay Kemal kimdir abi? Kılıçdaroğlu mu? Evet. Evet. Nasıl bilirsiniz kendisini? Ya, vallahi ya, dostum, muhalif işte. Biz herkesi iyi biliyoruz ya. Ama herkesi iyi biliyoruz. Orta. Bay Kemal kimdir? Abi ben burada yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsun? Bulgaristan'dan. Bulgaristan'da. Evet. Bay Kemal'ı duymadınız mı? Yok, duymadım. Bay Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne düşünüyorsunuz? Twitter'da biyografisine Bay Kemal yazdırdı. Yani manidar buluyoruz yani. İyi olmuş. İyi mi olmuş? İyi olmuş tabii canım. Anladım. Ne yönde iyi olmuş mesela? Yani nasıl diyelim ona, yani kendisine yakıştırılmaya çalışan bir sözü, evet. Ve şu an kendine bir ne denir ona, slogan edinmiş yani. Evet. Belki gençlik bunu şey yapabilir, destekleyebilir yani. Tanımıyorum abi. Tanımıyorsunuz siz? Evet. Tanıyorum abi. Kimdir Bay Kemal? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Bay Kemal deniliyor? Erkek olduğu için herhalde. Bay Kemal, Kemal Atatürk mü diyorsunuz? Bence Kemal Atatürk, başka bilmem. Evet. Bay Kemal kimdir? Ya ben... Kolay gelsin. Neden Bay Kemal deniliyor? Tayyip Erdoğan öyle diyor. Şu an Twitter'da biyografisine Bay Kemal yazdırdı abi. Nasıl bilirsiniz Bay Kemal'i? Biz iktidardan memnunuz abi, sıkıntımız yok. Evet. Biz onu sormadık zaten. Tamam, yani o konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağız. İktidardan memnunuz, bir sıkıntımız yok abi. Evet. Kim yapmayacak abi, sizler derken biz yapmayacağız. Hayır hayır, benim bir sıkıntım yok. Ha, şu anki gibi bir iktidarla bir sıkıntımız yok. Evet. Bay Kemal'le de pek onu incelemiyorum ben. Evet. Kendi işimize bakıyoruz biz. Anladım, teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Evet, size soralım, Bay Kemal kimdir? Bay Kemal dedikleri yanlış belince bu kelime. Evet. Ama söyleyeceksen söyleyeyim şimdi. Lider. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir lideri. Evet. Ve şu anda iyi gidiyor. Şu anda inşallah Allah'ın izniyle iktidara doğru gidiyoruz. Bay Kemal adam gibi adamdır. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Şimdi Twitter'da biyografisine Bay Kemal yazdırdı, Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Bay Kemal diye bir şey yok ya, adam gibi adam. Anladım. Onda annesi babası var. Kemal Kılıçdaroğlu, evet. CHP'nin genel başkanı. Evet. Twitter'da biyografisine Bay Kemal ekledi. Bir insana 40 kere söylersen tabii ki de değiştirir sonunda. Kabullenmiş adam demek ki. Bay Kemal CHP'nin genel lideridir. Evet. Şimdi biyografisine Twitter'da Bay Kemal ismini yazdı. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla ben onu hiç ilgilenmiyorum. Ben Tayyipçiyim. Evet. Ben hiç umurumda değil o. Evet. Abi benim koca reisten başka sapıtamazsın beni. Yok, biz sapıtmayacağız abi. Siz de sapıttırmayacağız. Yok, yok, asla. Evet. Asla, yola devam. Bay Kemal'ı bana niye soruyor? Siz bilmiyor musunuz? Herkese soruyoruz, biz gazeteciyiz. Yorum almak isteriz. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Nasıl bilirsiniz? Vallahi ben Sinop'tan kafa dinlemeye geldim. Öyle siyasi yorumlara girmek istemiyorum. Kılıçdaroğlu. Evet. Nasıl bilirsiniz kendisini? İyi bilirim. Evet. Twitter'da kendisini Bay Kemal olarak artık biyografisine ekledi. Geç oldu, demoda oldu artık o laf. Demoda mı oldu abi? Ha, şimdi kendi adını koydu. Ne koydu abi? Kemal. Bay Kemal dedi. Evet. Onu soruyoruz size bize. Bay Kemal. Yani ben söylüyorum işte, adı Bay Kemal. Tayyip Erdoğan onun adını koydu. Evet. O da o adı üstlendi. Aynı evet. Benim İsmail Kara, İsmail gibi oldu mu? Evet. Üstlendi yani. Kötü mü, iyi mi sizce? Yiğit lakabıyla anılır. Bay Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey hakkında düşünmüyorum. Twitter'da Bay Kemal olarak değiştirdi. Biyografisine Bay Kemal ismini yazdı. Vallahi bugün vatan hainlerine beraber olan insanın hakkında hiçbir şey düşünemem. Evet. Kim Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatan hainlerine beraber? Mesela HADEP'le beraber işbirliği yapıyor. Yani Cözcür'den bir şey bu. Ne yapıyor mesela? Ne yaptı? Seçimlerde beraber hareket etti. TRT'ye Kemal Kılıçdaroğlu mu çıkardı mesela PKK'lıları? Ona da iyi demiyorum ki ben. Evet. Bizim için en önemli bayrağımız, yazanımız, vatanımız. Başka da hiçbir şeyimiz evet. Yok. Yani ben bugün Tayyip Erdoğan'a da o konuda iyi demiyorum ki.
Yani, kime iyi diyorsunuz mesela? Ben şu anda Türkiye'de siyasi parti liderlerinin 60 yaşından sonra hepsinin değişip yeni genç nesillere teslim edilmesini istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Peki nasıl buluyorsun Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi abi 2023'e kadar ben Tayyip Baba'ya süre vermişim. Evet. Ekonomi düzeltse koyayım Tayyip Baba'ya. Düzeltemezsen olur. Düzeltemezse vallahi artık Bay Kemal'e. Cüme gider he. Ama şu an hala Tayyipçiyim. Allah yukarıda. Evet. Dünyaya hakim yani bir adam. Kötü diyorsun ama. Kötü ama süresi var 2023'e kadar. Bekleyeceğiz. 2023'e kadar. Evet bekleyeceğim. Neden öyle 2023'e kadar? Çünkü seçim. Evet. Seçime kadar adam başta inemez zaten. Evet. Seçime kadar düzelirse oyun Tayyip Baba'ya ama düzelemezse maalesef ki Bay Kemal'e gidecek gibi duruyor. Abi Bay Kemal kimdir? Ben bilmiyorum ya. Ben o işlerle uğraşmamıyorum canım. Ya gireyim şuna gireyim. Bay Kemal. Kim abla? Halk Parti'nin şeysi, başkanı. Evet. Şimdi ismi bundan sonra Bay Kemal. Twitter'da tamam. Kendisi değiştirdi. Tamam. Başarılı olur mu sizce? Olur inşallah. Bay Kemal kimdir? Politika hakkında ben yorum yapmak istemiyorum. Hiçbir yorum yok. Bu kadar yeterli mi? Kemal Atatürk diyorsunuz. Aynen. Anladım. Başka da yok. Bay Kemal mi? Evet. İsmini bile söylemek istemedim bir amatör siyasetçi. Neden abi öyle diyorsun? Hayatı hep yalandı onunla. Vallahi ben hayatımda bir Mustafa Kemal var bildiğim Bay Kemal. Evet. Evet. Evet öyle düşünüyorum. Anladım. Nasıl bilirsiniz? Çok severim. Çok saygı duyarım. Evet. Teşekkür ederim efendim. Bay Kemal bu Kılıçdaroğlu mu? Evet. Şu anda öyle. Hocam Kılıçdaroğlu'yu soy ismiyle daha çok tanıyoruz. Evet. İyi yani alternatif. Evet. Düşünülebilir. Bay Kemal kimdir? CHP'nin başkanı. Evet. Şu anda Twitter'da biyografisine Bay Kemal ismini de ekledi. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla bu konuda ne düşüneyim? Saygılı olmak gerekiyor. Hani böyle alaycı ifade geliyor bana. Bay Kemal demek biraz alaycı. Alaycı. Neden alaycı mesela öyle bir şey konuşuyor? Küçümser gibi böyle. Hani karşındakini küçümsüyormuş gibi bir imaj yaratılıyor. Hani karşındaki kişiye kayda değer bulunmuyor gibi. Evet. Ya da bu adamın peşine düşülmez hale alınmaz gibi bence bu da çok yanlış. Yani bu Bay Kemal'le uğraşmak yerine bence ekonomiyle uğraşılmalı. Evet. Yani gerçekten ekonomimiz yerlerde ve biz nasıl geçineceğiz? Ben kara kara düşünüyorum. Benim bankaya 70 milyar, belki de 100 bine yakın borcum var. Evet. Ben eşimden bir ölüm aylığı alıyorum. Evet. Bir oğlum çalışıyor. Oğlum genç evlenecek. Anne diyor nasıl evleneceğim? Bu şartlarda ben nasıl yaşayacağım? Eşime nasıl bakacağım? Evet. Birileri çıkıyor, aa işte şu kadar telefonunuz var çıkarın. Ya bırakın bu masalları, biz geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz, dipteyiz. Artık bu gidişin sonu nereye? Birileri bu işe dur demeli. Bay Kemal kimdir? Partisi. Evet. Evet. Twitter'da ismini Bay Kemal olarak değiştirdi. Yani biyografisine Bay Kemal yazdırdı, Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl bulursun Kemal Kılıçdaroğlu, nasıl bilirsin? İyi bilirim. Zaten Atatürk'ün kurduğu partinin sonuçta Cumhurbaşkanı, başkanı yani. O yüzden seviyoruz biz. Cumhurbaşkanı olacak mı sizce? Yani bilemiyorum inşallah.